Sessizlik yavrum, sessizlik, sessizlik. Ders tasarrufuna aynen devam ediyoruz. Bir saniye bile kaybetmek yok. Duydunuz zilin sesini, dersimiz başladı. Bugünkü dersimiz kimya. Hocam o dündü. Bugünkü biyoloji. Yapma ya. Tamam, o zaman dersimiz biyoloji. Şimdi, kuvvet eşittir hocam, ağırlık. Hocam, o da fizikte kaldığımız yer. Fizik mi? Hadi ya. Oo. Ek maaş alacağım, evi geçindireceğim diye üç ders birden verirsen... ...olacağı budur, hepsi birbirine girer. Neyse, madem dersimiz biyoloji... ...ben de o zaman dün yaptığımız yazının sonuçlarını okuyayım, değil mi? Selim, yavrucuğum basketbol takımında olup da 60 barajını geçen tek öğrenci sensin. 61. Vay be. Helal olsun. Bravo. Ceren, Ceren. Yavrucuğum sen kendini bayağı aştın. Fark ettin mi? 74 aldın. 74 mi? 74 mü? Vay be. Almak istiyorum. Bravo Ceren. Bravo. Toygar 67. Hocam. Pardon duyamadım. İlk rakamı ne dediniz? Yanlış görmüşüm. 87 yavrum. 87. 87. Bravo Toygar abi, bravo. Hadi bravo. Alkışlayın. Hadi bravo. Evet, nerede kalmıştık? Hah, Ayşegül 100. 100 mü? Yaşasın! Oley, 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 oley! 100 aldım, 100! Ayşegül, bunda bu kadar şaşıracak ne var? Bu gayet alıştığımız bir durum. Neyse. Fethi, yavrucuğum 58. Naci, yavrum 71. Melda Hanım, Milli Eğitim'den bugün belgemiz de geliyor. Hayırlısıyla artık resmen öğretmenimiz oluyorsunuz. Sağ olun Dilaver Bey. Siz de çok uğraştınız bu işler için. Ne demek efendim, aşk olsun. Vazifemiz. Ha, bu arada Melda Hanım, Fatih Sultan Mehmet'in atı İstanbul'u fethederken gerçekten de sizin o dediğiniz yere mi pislemiş? Of of sormayın. Bugün bile kokusu burnumda. Allah Allah. Gir. Hocam beni çağırmışsınız. Ayşegül çağırdım. Bak ne diyeceğim sana. Kompozisyonun edebiyat bölümünde incelenmiş ve birinci olmuşsun. Yarışmaya gidiyorsun. Gerçekten mi? Bu harika bir şey. Melda'la duydun mu? Kompozisyonda birinci olmuşum. Tamam Ayşegül'cüğüm. Duyduk. Bu kadar büyütülecek bir şey yok sanki ilk birinciliğin. Bırakın onu siz. Asıl kim ikinci olmuş biliyor musunuz? Kim? Cenk. Ay inanmıyorum. Vallahi billahi. Ay çok sevindim. Ben de. Yani utanmasam hüngür hüngür ağlayacağım. Ay bravo çocuğa. Ağlayın Dilaver Bey. Ayşegül hemen Cenk'i çağır hemen. Yani çocuğu burada bağrımıza basalım. Gerçekten. Vallahi helal olsun çocuğa. Ay, kızım çağırsana Cengi. Ben şimdi onu görünce makaraları tamamen koyuveririm. Ama buna ağlanmaz da neye ağlanır Dilaver Bey? Bu arada ben de birinci olmuşum. Aman hatırlatmasan olmaz. Sanki ilk defa alıyorsun. Ay cidden Ayşegül ya. Şimdi bu lafın sırası mı? Ne alakası var konuyla? Vay be Cenge bak. Bugünleri de görecektim demek Melda Hanımcığım. Oh! Çık kız. Ne oldu? Ne bu sırada Ayşegül? Biyoloji sınavından 100 aldım. Okul kompozisyonlarında birinci seçildim. Sorun ne? Sorun bu işte. Başarılarım kimseyi heyecanlandırmıyor. Ayşegül'cüğüm sen her yüksek not aldığında biz heyecanlanmaya kalkarsak 3 ay sonra kalpten gideriz. Ya öyle yeri göğü inletmenize gerek yok. Yani sırtımı sıvazlayıp aferin Ayşegül deseniz yeter. Ama nerede? Anlaşıldı. Ben senin derdin çaresini biliyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Ye şundan bir lokma. Bu ne? Bu alkış pastası. Okula gitmeden önce bundan bir dilim yediğinde hak ettiğin övgüyü aldığını göreceksin. Hadi bakalım alkış pastası. Bana hak ettiğim övgüyü getir. Ayşegül! Ayşegül! Ayşegül!
Yavrum, yavrum, ben dün sana biyoloji sınavından 100 aldığını söylemiştim değil mi? Ayşegül, 100 aldım, 100, 100! Yavrucuğum, yavrucuğum buraya bak. Çocuklar, çocuklar! Dün arkadaşınız Ayşegül biyoloji sınavından tam 100 puan aldı. 100! Alkış, 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 alkış. Bravo. Sağ ol. Aman Hulki Hoca, o ne ki? Ayşegül'ün kompozisyonu okul birincisi ya, seçildi. Öyle mi? Ya. Tebrik hani ederim. Nerede alkış? Duyamıyorum. Tebrik ederim. Ayşegül yavrum, seni gökte ararken yerde buldum. Çocuklar dinleyin burayı. Oğlum dinleyin, müdürünüz konuşuyor. Şşş, sizi dinle. Susun bakayım, sus. Arkadaşınız Ayşegül'ün seni başından beri aldığı yüksek notlar karşılığında kendisine bir hediye verme ihtiyacı duydum. Ama bu büyük başarıya layık bir şey bulamadım. Dolayısıyla kendisine bu küçük plaketi takdim ediyoruz. Koçum buyurun. Ay. Ayşegül tebrik ederiz seni. Yavrum tamam yeter. Şimdi bu küçük plaketin mana ve önemine binaen bir de güzel şarkı söyleyelim hep beraber. Olur mu yavrum? Ay de bakayım. Ay. Bir de şey deyin. Şey. Bir de gül deyin. Gül. Oku bakayım. Ayşegül. Oku bakayım. Ayşegül. Sen neymişsin be abla? Aa, aa. Bravo Alkın. Bravo Ayşegül. Bravo, bravo. Sevgili arkadaşlar, değerli öğretim üyeleri. Bildiğiniz gibi ben çok mütevazı biriyimdir. Ama şimdi kim sallar mütevazılığı? Hani nerede benim alkışım? Alkış. 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 Bravo. Bravo. Ya şu pastadan bir dilim yedim olanlara bak. Yok ben dayanamayacağım, bunun tamamını yiyeceğim. Yakışır. İdolümsün Ayşegül. Yol göster bana. Senin gibi olayım ne olur. Ah canım benim. Şu güzelliğe bak. Tanrım. Vay vay vay. İnsan bu kadar karizmatik girebilir mi sınıfa ya? Saygıyla önünde eğiliyorum Ayşegül Hanım. Senin gibi 3-5 tane daha olsun. Değil bu okul bütün bir İstanbul'u fethederiz be. Kırma beni. Önderimiz ol. Kulun kölen olayım. Kırma beni be. Tamam tamam bir düşünelim. En sevdiğim kız tipi. Her şeyle komple ya. Ayşegül. Bir daha yapsana. Neyi? Hani o içine oksijen alıp dışarı karbondioksit verdiğin o muhteşem hareketi. Nefes almaktan mı bahsediyorsun evet. Sen? Ay, ay bak yine yaptın. Tüylerim diken diken oldu. Allah vergisi yetenek işte. Sessizlik, sessizlik, sessizlik. Çocuklar, aa, aa. Evet çocuklar, ders saatlerimize tasarrufa aynen devam ediyoruz. Bir dakika bile kaybetmek yok. Duyduğunuz zilin sesini, dersimiz başladı. Bugün tasarrufta muazzam bir ilerleme kaydediyoruz çocuklar. Bugün size sürpriz bir yazılı yapacaktım ama hani bir saniye bile vakit kaybetmeyelim diye yazından vazgeçtim. O yüzden Ayşegül, sana direktman 100 puan veriyorum canım. Aşk olsun Hulki Hoca. Hem Ayşegül'e 100 veriyorsun hem beni kutlamaya çağırmıyorsun. Aman efendim, aman çocuklar efendim. Çocuklar hep beraber şarkımızı söyleyelim hadi. Sen okulun mehtabısın, güneşisin. Sen sınıfın vazgeçilmez bir eşisin. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. Arkadaşlar bir saniye. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Ya sağ olun da bu kadarı da fazla. Yani ben sadece yaptığım başarının göz ardı edilmemesini istiyordum. Hepsi bu.
Ayşegül. Ben bu dertten ölürsem söyle küçük bey, hiç mi kalbin sızlamaz, olmaz böyle şey. Aa, Ayşegül sen neden okulda değilsin? Ya Selda hala hepsi yalanmış. Sürekli ilgi ve pohpohlanma insanı bunaltıyormuş. Bundan sonra başarımın karşılığını pohpohlanma olarak değil de iyi bir üniversite diploması, yurt dışında master ve yüksek maaşlı bir iş olarak istiyorum, hepsi bu. Dayanamayıp bütün bir pastayı yedin değil mi? Ya Selda hala bu seyri geri çevirmemiz lazım. Neyse ki ben önlemimi almıştım canım. Bu ne? Bu tevazu iksiri. Aç bakayım ağzını. Rengi çok güzel değil mi? Hı hı. Aç bakalım. Hı. Hadi şimdi doğru okula. Hı. Ay canım benim. Ben de mi içsem? Evet çocuklar, sessiz olun. Çünkü şimdi size fizik sınavının sonuçlarını okuyorum. Selim, bravo yavrucuğum. Bravo sana. Basketbol takımında olup da 60 barajını geçen tek öğrenci yine sensin. Yine 61. Şak be. Ceren, yavrum sen kendini bayağı aştın. Farkında mısın? 76 aldın. Vay 76 mı? Ya. Hayatımda ilk defa ağlamak bravo. Bravo Ceren. Bravo Ceren. Bravo. Sağ olun. Tolgar, Hocam pardon duyamadım. 88 mi dediniz? Ya evet doğru duymuşsun. 88. Ya Ayşegül 100. Fethi yavrum 59. Naci 71. Ayşegül. Serkan 46. Ya en yüksek notu sen Metin aldın ama kimse yavrum, seni bak, alkışlamıyor. Yavrum bak 24 ona göre çalış. Hakkı evet. Yavrum 36. Yaşasın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.